Ot Yürek Şair Abduhalık Uygur 1933 yılı 3. ayının 13. günü septaşları bilen birlikte Şinşi Say tarafından caduğu besilip Turpan'da katlı kalanıdı. Abduhalık Uygur hakkı yazılgan materyallara asaslanğanda o öldürülüş aldı da yaşasın erkillik, yaşasın azatlık dep yanrak şuartı olup erkilliknin ölümdün üstün ikerlikini ölüm aldıdaki merdanılıkı bilen cakarlaydı. Şair Abduhalık Uygur'u aşı vakıtta 32 yaşıydı. Şair eyni devirde müstebit hakimiyetki karşı kalime arkalık halıkını uygatkan bulup bu eyni devirdeki hakimiyetini kattık endişeki salgan. Bu eyni vakitte Irak'ını körerlik bilen keskin kılıp mundaktep yazgan. Kilidu bir gün pushayman kılısan, tektige gepnin şu çağıda yitsen, hep disen ucağ ülgürmey kalar, şundula uygur sözüge ten birsen. Türkiye Ege Üniversitesi Türk Dünyası Tadqiqat İnstitutu'nun profesörü Alimcan İnayet Efendi Abduhalık Uygur tragediyası hakkında radyomuzun mahsus yardımını kabul kıldı. Alimcan Efendi aynı zamandaki Uygurların beşiği kelgen tragediye ve növbette devamlaşıvatkan tragediyeler hakkında etraplık toxtaldı. O aldı bilen Abduhalık Uygur'un düşmenge kılcı boyun egmesinin yaşayan kısa hayatını silip ötti. Abduhalık Uygur, hazırkı zaman Uygur edebiyatının en mühim vekillerinden biri. O 1901 yılı, 2. ayının 9. günü Türpan'daki Bağrı Yesi'nde dünyaya geldi. Abduhalık Uygur, cedidçi, milletçi ve realist bir şair. O bir taraftan milletini uygun işe çağırgan ve bu yolda mektep açkan, kütüphane açkan, otluk şiirleri bilen düşmanın közüye mıhtaki kadalgan. Bunun bilenle kupa yapılmasının teşkilat kurup Xitay hakimiyetine karşı kozgulan götürüşke tayyarlanan. Bu ceryanda şu hainlerinin paş kılıp koyuşu bilen Cellat Şinsey terfidin 1933 yılı 13. Mart günü 16 sevdiş bilen birlikte şehit kılınan. Düşmenge katli boyun eğmeyen, yani vefat olan ve şehit kılınan kadar düşmenge katli boyun eğmeyen, vatan ve millet için aziz canını fida kılınan. Şuna biz Abduhalık Uygur'un da milli kahraman deyip karayımız. Az kem bir eserden kiyin yana oxşash xalqni oyuqaq tutib turayotgan Uyg'ur yozuvchi shoirlar turmalarga tashlandi. Lagerlarga solinib izdireksiz g'ayib qilib etildi. Hatto ba'zilari ig'ir qiyin qistoqlarda jon uzdi. O'zgacha oyuqaq fikrlari bilan Uyg'ur jamiyatida hurmatga sazovor bo'lgan yozuvchi shoirlar Uyg'ur jamiyatining diqqatini tortib qolmasdan Xitoy hukumatining tutqun qilish obyekti bo'lgan edi. Modernist şair ve yazgıcı Perat Tursun'un 16 yıllık kesilgeliği növette atıştaki ağı türmesi de ceza müddetini ötevat kalıqı radyomuz tarafından delillengen idi. Uyghur edebiyatı dersliki sebeplik tutkun kılıngan ve iğir cezağı hüküm kılıngan Marif Nazardı'nın sabık nazi Sattar Savut. 15 yıllık kamak cezası hüküm kılıngan yazgıcı Yalqın Rozi. 2017 yılı radyomuzdan tekşürüp inaklaştırı devamı da kesilip bolgalıqı ve növette türmede ceza müddetini ötevat kalıqı aşkarlangan, halkarada tonulgan politürşuna Sırahile Davut Katarlıqla eni şulanın cümlesidindir. Alimcan İnayet Efendi bu vaxta toxtulub, Xitay hakimiyeti bir tərəbdən ədəbiyyatını təşviqat quralı süpütüde işletgən bolsa, Uyğurlarının münevvər yazıcı şairlerini kontrol qılışqa, hatta yoqutışqa urnuvat qalıqın əskertdi. Yukarıda dəb ötken səbəblərdən Xitay hakimiyeti bu bir tərəbdən ədəbiyyatını təşviqat vasitəsi qılıb işletgən bolsa, yəni bir tərəbdən ədəbiyyatçılarını kontrol qılışqa, tizginləşqə bulub mu? Münevvər yazıcı və şairlarını yoqutışqa tirişib gəlgən. Uyğur şair yazıcıları Abdülkadir Damoğlu'dan şu eser ve fikirleri sebeple suikast ile öldürülgen. Abduhalık Uygur, Mehmet Ali Tevfik, şiirleri tüfeğiyle şu Şanşı Saydar'ın katlı kılındı. Lütfullah Mutalip mu şunda katlı kılıngan. Abdurrahim Ötkür, Nimşehit, Zunun Kadiri, Mirzahit Kerimi, Katarlık yazgıcı şairlerimiz eserleri sebeple uzun yıllar komünist Xitay zindanlarında yatkan. Hazır mı? Şu Abdülkadir Celaleddin, Vahitcan Osman, Yalqın Rozi katarlık şair ve edebiyat tatbikatçıları lagerlarda ve türmelerde yatmakta. Amerika Kalemkeşler Cemiyeti ilan kılgan 2020 yıllık yazış erkeklik körsetkici dokulatı da körsetişçe Xitay yazgıcı, ziyali ve tatbikatçılar en köp kamalgan devlet katarının oran alğan bulup, mezkur dokulatka kamaktaki 40 nöper Uygur ziyalisi kırgızılgın.
Türkiye'deki Uygur Anıtıl Tor Mektibinin müdiri, şair Müyesser Abdul Ahad Xandan Hanım, okuguçlarına Abdulhalık Uygur hakkında mahsus ders uğurlaştırgan. Bu ziyaretimizi kabul kılıp, balalara kahraman ecdatlarını tunutuşunun mühimliğini tekitledi. Ben okuguçlarımda Abdulhalık Uygur'un hayat hakkındaki kelbüsünün şairi namlık dersi ders kılıp ötken çıkımda okuguçlarına Abdulhalık Uygur'un hayat hakkında bazı uçurlarını aldım, tunuşturdum. Biz Abdulhalık Uygur'un fakat şair süpüdemez belki İsmail Cengvar bir yancı süpüdü tunuduk. Abdulhalık Uygur 1932 11. ayda uyğan ve acil degen şiirlerini çoğun ahrahçı, çoğun hasıq kılıp edip kocalığa çatlıqan. Bu tülüştürse kaldırdı namayışlarımızı okşap kaldı. Belki aldırdı namayışlarımızın ekrek bir cengvarlıkla değişik buldu. Çünkü Abdulhalık Uygur zalimlerinin içip değil vaxtda özünün derhal çıtın kılınmalıqını biletti. Manın dışında bir tülüşmez ruhlu egep bir kişi ballarına çoğun ödülüş gerek. Onun kandak cen kılgalıdığı, onun ahırda kandak vabat kılgalıdığı kadar hana hansı ballar büyürgen de valla birinciden düşmanın bizim kandak kişilerimizi tallat indirdik aldı. Yani düşmanın kandak kişilerimizin korkudu aldı. Yani bir cihetten bizim kandak adı bulurumuzun kılgalıqını söyleyip çoğundu. Bu vaxtda düşmanın üstünden gazet nabırdı. İnat özünün ecdatlarının üstünden muhabiri çoğun oldu. Yana bir muhtadan kılıp etkan çağda Abdulhalık Uygur ve şu kadar kitaptaşları ilten içine çıkaldı öldürülgen bu düşmanın yanı kancılık zalimliğini köstüp yer alındı. Biz ballarımızda düşmanı eni tonutup çoğunluğumuzda kelgüsde balla özünün düşmanını bara bara unutup kalıp 2. 3. yıla 4. yıla kegen çağda belki bizim maceretki ballarımız özünün düşmanından kimiş geldik yakada en az düşünsün ilk bulmaya kılış mümkün. Şu anda sağlıyor çokum keynidim kivatkan ilk özümüz tek kılıp çıkışka şenç bağlat özümüz tek tarihini bilerek daha kılıp çok kılış mümkün. Şuna kurgan da neyle Abdulhalık yorulursun neyle başka cengivarlarımız görsün ulanın ruhu korunmaydı ulanın tükken kanları zikâh edilirdi. Alimjan Inoyat Efendi ahırda muhacirettiki uyğur yazgıcı şairlerinin milleti aldıdaki mesuliyetinin iğir hikayelikini takitledi. Yazgıcı şairlerinin mesuliyeti naiti çoğun. Yazgıcı şairlerimiz, diasporadaki yazgıcı şairlerimiz siyasi hakimiyetinin aldamcılığını, köz boyamcılığını, yaman niyetini paşkılıp halkın közünü içişi gerek. Milletke ümit ve cesaret bağışlışı gerek. Bizden sennet için sennet dediğim bir lüksümüz yok. Vatan ve milletini kutkuzuşunu asas maksat kılışımız gerek. Bunun için bu diasporada bir dava edebiyatını yaratışımız gerek.